Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dawn of Man oynuyoruz. Yani milattan önce 10.000 ve 12.000 yıllar arasında geçen bir yerleşik hayattan demir çağına kadar, bronz çağına kadar gelişim gösterip hayvancılık yapıp çiftçilik yapıp hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Oyunu biraz öğretici yapmak istiyorum. Oyun şu anda benim Türkçe yamasını hemen altına koydum. Türkçe yama yapabiliyorsunuz, Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz ve yeni Türkçe yamalar geliyor arkadaşlar. Oyun şu anda %47-60 olarak, yanlış bilmiyorsam, yamalanmış durumda. Şimdi öncelikle arkadaşlar, oyuna başladığımız zaman bir depolama çadırı, kesinlikle depo çadırı yapıyoruz. Bu bizim topladığımız malzemeleri şöyle Z ile ve C ile yön tuşları yapabiliyorsunuz. Bu bizim topladığımız malzemeleri barındırdığımız barınak diyelim, yani öyle söyleyelim biz bu işi. Barınağımız, depo, yani malzeme barınağımız, neyse. Bunu hiçbir zaman koymazlık yaptık. En önemli şeylerden biri bu. Bizden istedikleri çubuk, kurutulmuş deri. Öncelikle bunu yap, buraya koyuyoruz. Sonra üretim yerine geliyoruz. Şu anda kamp ateşimiz zaten var. Üretim yerimiz zaten var ve kurutma tezgahı, deri kurutma tezgahımız yok. Şimdi hemen 1 ve 2 3 tane yapsak mı bakayım. Çalı istiyor, yani fazla bir şey istemiyor. O yüzden dolayı ben üretim yerine gelip daha hızlı deri kurutmak için 3 tane yapıyorum. Yan yana yapıyorum ki daha iyi görün. Mesela arkadaşlar, şimdi bunların üzerine geldik. Bunların öncelikleri var. Mesela nasıl öncelikleri var? Şuraya tıkladığımızda öncelik veriyorsunuz mesela. Bunu hemen yapsın ya da bunu hemen yapsın gibi. Şimdi en basitinden oyuna başladığımız zaman bizim bilmemiz gereken bazı olaylar var. Nasıl doğada materyaller var, yiyecekler var, sular var, içecekler var vesaire. Şu anda telefon çalıyor. Bir saniye. Evet arkadaşlar, kaydımıza kaldım zaten. Devam ediyoruz. Telefon görüşme altına. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi ne anlatıyorduk? Evet. Materyaller var diyorduk. Mesela burada şu anda çalı materyali. Burayı çubuklar demişler ama çalı materyali olduğu gibi. Mesela buraya geliyorsunuz şimdi. Burada bunları yaptıktan sonra hemen başlangıç, oyun başlangıcında. Burada çalışma alanları var. Yani çalışan işçilerinize, köylülerinize, kasabalarınıza ne ad veriyorsanız onlara görevler veriyorsunuz. Misal. Ne mesela? Balıkçılık. Mesela balıkçılık en önemlilerinden biri değil mi? Mesela şuraya koyduğumuzda, bak, iki yeri birden alıp buraya iki yeri birden balıkçılık yapabiliyorsunuz. Bunu C harfiyle büyütüp Z harfiyle de küçültebiliyorsunuz balıkçılık alanını. Şimdi ben en büyüğünü alacağım ve şöyle ortalama bir yeri koyacağım. 3 tane alan kaplısınla uğraşacağım. Evet, burada bir kişi çalıştırıyorum. Şimdi balıkçılıkta bir kişi çalıştırıyorum, tamam mı? Sonunda çalı çırpı da çalıştıracağım adam. Bakayım nerede var, böyle dolaştırdığınızda görebiliyorsunuz çevrede nerede var. Bakın burada varmış. Burada hatta daha fazla varmış. Açık alan zaten. Şurada çalıştıracağım bir kişiyi de burada. Bir de burada ne kadar toplayacağını seçebiliyorsunuz. O çok güzel. Mesela ben 20 tane toplasın, 20 taneden sonra serbest kalsın. Burası 10 değil, bu da 20 tane toplasın, 7 kişiye 20 tane fazla bile. Ondan sonra çakmak taşı toplama işine gelelim. Şöyle bir çevreye bir dolaşalım, bunu büyütelim. Çevrede çakmak taşı topu, şurada bakın karşıda var. Hemen. Şurada var mı? Şurada bir tane var. Bir tane mi var sadece burada? Şöyle bakıyorum. Buralarda var. Çok uzaklaşmayalım. Evet, çok uzaklaşmayalım. Burada bir tane çakmak taşı vardı değil mi? Şurada. Küçülteceğim. Çünkü küçük çakmak taşının yeri. Şuraya koyacağım. Çakmak taşı toplasın arkadaşımız. Ne kadar? 20 tane toplasın. Şimdi 3 tane görev vermiş bulundum. 1 2 ve 3. Sonra da yabani bitki toplama modumuz var. Onu büyütüyorum hemen böyle. Bakıyoruz yabani bitkiler nerede var? Burada var. Buralarda, iç kısımda var. Bayağı var mı ya? Yoksa bana mı öyle geliyor? Orta kısma koyalım buraya. Ne kadar toplayabilirsem mevsimine göre hangisi çıkarsa o yabani bitkiyi toplasın. Şimdi kaç görevimiz oldu?
1, 2'ye balıkçılık 3, yabani bitki 4. Avlanma bölgesi yaptım bir tane. Şöyle C ile büyüteceğim alanı. C ile büyüttüm alan, avlanma bölgemiz hemen. Şöyle bir taba basacağım. Şöyle bakayım hayvanlar nerede toplanıyor? Burada toplanıyor. Avlanma bölgesinde şuraya doğru, şu uç kısma doğru koyacağım. Karşı tarafa da geçsin yani şöyle geniş alan. Buradan su içiyorlar ya hayvanlar. Şuraya koyacağım. Buna da bir kişi gitsin. Avlanma bölgesine de. Sonrasında ne kaldı? Taş toplama kısmımız kaldı değil mi? Mesela taşı burada toplattırabilirim. Hemen bakın. Buradan. Aynen. Şöyle 4 tane birden taş toplama. Kaç tane? En fazla 20 tane taş toplasan yeter kardeşim. Şimdi önemli püf noktalardan biri. Buna dikkat ederek oyun içerisinde ilerlerseniz hiç kimseyi kaybetmezsiniz, hatta kazanırsınız arkadaşlar. Şimdi bilim puanımız geldikçe yontma taş devrinden başlayarak orta taş devri, cilalı taş devri, bakır, turş ve demir. Pardon, demir çağlarına doğru yükseliyor oyun. Demir çağından sonra işte güçlendirilmiş surlar vesaire, sonra çelik üretimine falan geçiyoruz. Çelik üretimine ben bazı şeyler üretiyor. İsterseniz bu modları bitirdikten sonra görevler zaten oyun başında girerken görürsünüz. O görevleri tamamlamış olursunuz ve yeni bölümler açılıyor size. Daha zorlu haritalar, daha zorlu oyunlar geliyor. Şimdi öncelikle bu normal oyunda bir ilerleyelim bakalım seyirlerimizi nereye kadar devam ettirebileceğiz. Kaç görev verdik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 görev verdik. Bir kişi boşta kaldı. Bu bir kişi de her zaman boşta bırakın. Çünkü iş yapmanız çok daha kolaylaşır. Bir işi yaptırdığınızda çok daha kolay yaptırırsınız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Taba basıyorum tekrardan, bunu kapatıyorum. 1 oyun hızını ayarlıyoruz. 2'ye bastığınızda oyun hızı çarpanı 2 oluyor. 3'e bastığınızda 4 ve 4'e bastığınızda 8. En hızlı zaten 8 arkadaşlar çarpanımız. Şimdi şöyle de bir durum var. Duraklatıyorum oyunu. Mesela buradan şu anda antik bizon geçiyor. Bunun bize mesela verdiği değer ya da malzeme çok nasıl diyeyim, malzeme büyük. Şöyle tıklıyorum, oyun hızında 1 alıyorum. Antik bizona saldır dedim. Yakıtımız yok derken, evet, odaklanmak için sol tıklayayım. Sol tıklıyorum. Evet, saldırı istiyorum. Şimdi saldırmaya başladılar bizona. Şimdi biz onun canı bayağı olduğu için hepsini aynı anda saldırdım. Çünkü bizim burada adamlarımız var. Adamlarımızın şurada bir tane daha var. Bakayım. Kaybetmeyelim. Evet, bizon öldü. Şimdi bizon üzerinde şöyle durduruyorum. Ham derimiz var. Çiğitimiz var. Ve kemiğimiz var. Şimdi bunların hepsi toplanacak. Mesela ben buraya geldim. Buna öncelik veriyorum. Buna öncelik veriyorum ve buna öncelik veriyorum. Öncelikle deri kurutma tezgahını yapacağız. Ham derilerimizi deri kurutmada kurutup buraya gelip kurumuş deri yaparak ve çalıyı da 6 tane buraya çalı koyarak da 8 depo alanı yapacağız. Yani sürekli her materyal birbirini kovalıyor arkadaşlar. Neyse, oyunu hızlandırıyorum ben şimdi. Hiç kimseyi kaybetmedik. Kaybetmemiş olmamız çok önemli. Bir tane de avlanma bölgesinde dağ keçisi avlamış bizim arkadaşımız. Şimdi bırakıyoruz. Evet, malzemeler geliyor. Bir tane çalımız, 3 tane çakmak taşımız var. Malzemelere bakarak da oyunun ilerleyen sistemini görebilirsiniz. Bakın, öncelik verdiğim için bunlara direkt adam onu yapacak, onları yapacak. Gelen çalıları onları yapacak. Ve bilim puanı topluyorsunuz arkadaşlar. Yeni ne yaparsanız veyahut da ne yapmaya hedefliyorsunuz, bilim puanı topluyorsunuz. Turgol bir enfeksiyon kaplıyor. Bu arkadaşımız enfeksiyon kapmış. İnşallah ölmez. Yetişkin erkek. Bize şu anda erkek çok lazım. Mesela şu anda ben bir çağ atlayacağım. Çağda örnek veriyorum size. Neyi seçeceğim? Gıda kurutmayı seçeceğim mesela. Gıda kurutma kısmına geldiğimiz zaman biz ne toplamıştık? Şuradan bakalım. Bir saniye.
Et topladık, çiğ et topladık. Bunları ya da balık topladık, çiğ balık. Bunları biriktiriyor ve kurutuyor. Kuruttuğu zaman daha uzun süre muhafaza ediliyor. Ve daha uzun süre yenme şansı oluyor. Gıda daha uzun süre elinizde kalıyor. Bunda nasıl bakalım? Mesela şöyle balığın üzerine giriyorum. Bakın balığın üzerindeki değerler azalıyor. Gördüğünüz gibi. Balık tutuyoruz ama bu değerler azalıyor gitgide. Bu da ne demek oluyor? Balık bir süre sonra bozulacak demek oluyor ve bu da bizim işimize gelen bir durum değil. Evet, bakın şu anda enfeksiyon kapmış hastamız var. Burayı tamamladı. Bakın şimdi buraya hemen bir tane bakayım deri getirdi. Ve bu deri şurada görmüş olduğunuz gibi %19, %13 kurutulmaya başladı. Aynen. Bunu yaparken de her ne yeni yaparsanız bilim puanı geliyor. Ve burada bize bir geldi. Odaklanmak için sol tıklayın diyor. Burada şu anda yazan depolama alanımız kalmadı gördüğünüz gibi. Biz de deri üretip buraya depolama alanı çadır yapacağız. Amacımız bunlar. Şimdi öncelikle bizim alet edevatımız lazım balık tutmak için, şey yapmak için. Bunları da ters tıklayarak yani sağ tık yaparak seçiyoruz ve otomatikman sizin kendiniz yapmanıza gerek kalmadan köylerin her birine alet edevat yapılıyor otomatikman. Gördüğünüz gibi geldi adam yapmaya başladı. Mesela ne yaptı? Bir tane taş alet yaptı. Bu hayvan derisini yüzmenizi daha kolay sağlıyor. Bakalım ne kaldı buraya yapmak için? İki deri kalmış. Burada işlenen iki tane deriyi yani şu dairemin işlenen iki deriyi buraya getirdi. Şimdi buraya iki çalı, buraya bir çalı lazım. Getirdi adam buraya ne getirdi? Bir çalı, bir çalı lazım. Şimdi buraya da bir çalı lazım. Bakayım buraya. Şimdi devam ediyoruz. Bize ne güzel diyor, depolarımız kalmadı. Malzemeleri gördüğünüz gibi böyle kemik memik dışarıya yapıyor. Ve bilim puanı 12'ye çıktı. Ben durduruyorum. Şimdi hızlı bir şekilde. Kilidini açmak için tıklayın diyor. Kurutma tezgahını açıyoruz. Yani burada üzerine geldiğinizde diyor ki gıda kurutma tezgahı ve tığ işleme verecek bize. Buraya açtığımızda ise kilidi açmak için tıklayın. Dokuma, tabakçı ve kızakçı tarafına giriyor. Ya bazı sistemlere giriyor. Mesela dokumaya gittiğini söylüyor. Kızakçıya gittiğini söylüyor. Ve tabakçıyı verecek anladığım kadarıyla. Ve deri kıyafetler üretmemizi sağlayacak burası. Burası ise dini yani bilim, ruhani kısma geçiyor. Şamanizm falan vesaire. Ben daha çok şu an için saldırı uğradığımızda yardım etmeleri amaçlı evcil hayvan kısmını seçiyorum ikinci olarak. Daha bir faydalı oluyor diye düşünüyorum kendi çapımda. Şimdi buraya geliyorum. Üretim kısmına geliyorum. Gıda kurutma tezgahımız var. Hemen gıda kurutma tezgahımızı şöyle C'ye basayım yan olarak mı? Yok böyle olsun. Şimdilik bir tane yapsak yeterli olacaktır. 10 tane çalı istiyor çünkü bir tane çalımız var. Boşta olan. Mesela örnek veriyorum direkt şey de yapabilirsiniz. Tabii bu size kalmış bir şey. Çadır yapıp 5-6 tane aynı anda. Her bir çadır 3 aileyi temsil ediyor. Nüfusunuzu bir anda arttırıp bir anda gelişmeye çalışabilirsiniz ama benim tavsiyem değil. Çünkü önemli olan sağlam temeller üzerinde her şeyi düşünerek adım atmanız önemli. Oyunu ciddiye alalım arkadaşlar. Oyun olabilir ama bayağı bir gerçekçi yapmışlar. Fırtınalar var, kış var, yaz var. Ve oynadıkça, sizler de izledikçe oyunumuzu net bir şekilde görebilirsiniz. Özelliklerini, niteliklerini. Bakalım depolanı hala yok ve depolanı olmadığı için sürekli oyun bize sinyal gönderiyor. Kaynak bozuldu çilek mesela görüyor musunuz? Şu anda çilek kaynağımız bozuldu. Neden? Depolama alanımız olmadığı için arkadaşlar. Çok daha basit bozulabiliyor. Evet, devam ediyoruz. Sadece buraya ne kaldı? Çalı kaldı. Her seferinde çalı getirdiğinde buraya 3 çalı oldu şimdi. Olacak inşallah. Evet, sağ.
Sonra buraya yapacaktım inşallah. Şimdi ben burada bir öncelik vereyim. Olmasını istediğiniz şeye öncelik verebiliyorsunuz. Deri diyor. 10 tane deri yapmışız ve bir tane bilim puanı vermiş bize oyun. Güzel. Yani gelişim göstermişiz. Tabii ki burada şu anda otomatikman bu silahları da çalıyla yaptığı için oyun çalıda biraz sıkıntı çektik depo alanı yaparken, ama şu bundan sonraki bakayım ne yapıyor, buraya gönderiyor. Aslında buraya değil de buraya yapsaydım, o çalıları buraya getirsin, burası şu an tamamlanmıştı. Neyse öyle diyelim bizi. İki çalı, yani buraya bir öncelik var. Niye bu önceliği yapmıyorsunuz ki? Evet, geliyor çalı. Çalıyı içeriye soktu. Gitti. İzliyorum. Su içiyor şu anda adamımız. Evet. Bazı malzemeleri aldı. Ne aldı? Yakıt aldı. Yakıt ne bilmiyorum ama anlamadım. Bir şeyler aldı işte. Evet, çalıyı getirdi ve şu anda evet depolamamızı yaptı. Anladım kardeşim. Tamam, depolamamız tamamlanıyor. Kaynak bozuldu, meyve. Yani biz ne yapmıştık? Şuraya çeşitli şöyle bakın, bu arada tava bastık. Buraya geldik. Bakın gözüküyor sarı işaretli. Çalışma alanı. Mesela yaklaştınız. Çalışma alanı. Örnek veriyorum, geldiniz şöyle bir tepeden baktınız. Bakın burada bir tane daha var. Çalışma alanı gibi. Bunları görebiliyorsunuz durmadan. Mesela böyle tava bastığınız zaman da çevredeki hayvanları görebiliyorsunuz. Köyümüzün yanında bence ayıların olması pek iç açıcı değil şu aralar. Neyse. Ölmezsek iyidir. Bakayım, 4 tane kalmış. Evet, çalıyı oraya götürdü. Şu an 2 tane çalı kaldı. Ne yapıyor bu? Bir kişi boşta olduğu zaman böyle hareketler yapıyor işte. Bir kişi hep boşta. Yani bir kişi hep iş yapıyor. Şimdi bunu yap diyoruz. Tahta zıpkın lazımmış. Bu da balık tutmak için herhalde. Evet. Balıkçılık için. Yiyecek stoğumuz düşük diyor. Evet, şu anda yiyecek stoğumuz bayağı düşük. Bizim kışı atlatmamız lazım. Bu yüzden dolayı ben buraya 2 kişi veriyorum balık kısmına. Balık kısmına 2 kişi veriyorum. Bakayım. Evet, 5 puan geldi. Bizim bir seviyede atlamamız lazım. Bunu ben gıda için tabakçılık kısmına getiriyorum. Gıda yapmaya. Daha elverişli oluyor. Kıyafet yapmaya daha elverişli olduğu için buraya üretime geliyorum. Gördüğünüz gibi tabakçılık sistemimiz açıldı. Şöyle mi koysam, böyle mi koysam bilemedim. Ben böyle koyacağım. Evet, burayı yapasın. Bunu yapmak için kütük lazım. Ticaretimiz geldiği zaman kütüğümüzü yapacağız. Ve kütüğü nasıl elde ediyoruz? Şuraya gelelim. Bunu açtıktan sonra alet edevat açılıyor ve bunu açmamız gerekiyor. Sonra da çakmak taşlı baltalar falan yapıyorsunuz. Şimdi sadece toplamaya yönelik öğretiyorum. Tabii kendi bilim dalınızı kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yok. Kendiniz nasıl ilerlemek istiyorsunuz, o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bu benim kendi tercihim tabii ki. Her zaman için dile getirmek isterim. Devam ediyoruz. Bakalım. Balıkçılık aletimiz 3 tane. Kurtumuz, mızrağımız. Yiyecek stoğumuz at. Tanen artık kilitli değil diyor. Evet, dur. Bu oyunu durdurdum. Ve buraya bizim tüccarımız geldi. Şimdi tüccar da bir tane evet odun alalım. Ne alalım? 1, 2, 3, 4, 5 et alalım. Ekmek alırsak ne olur? Toplam. Şunları aldık. 14 oluyor. Biz de şu anda 14 şöyle verirsek 14 14 sadece kemikle bu kadar malzeme almış olduk. Ve bakın odun, ya odun aldığım için bir adet direkt odunla buraya tabakçılık
sistemi geldi buraya da. Hop durdurdum ve bir adamımızı kaybettik durdurmama rağmen. Ayı nerede? Ayı burada. Ayının canı az ve ayıya saldırmamız lazım. Dediğim gibi oldu zaten. Şuraya bakayım şöyle bir. Evet. Şu ayıya bir saldıralım. Bir alayım. Evet gel. Bu ayıyı öldürürsek zaten bize gayet et falan verecek. Keşke bizim adamımız ölmeseydi. Evet, o öldü. Şunu öldürün. Hızlı bir şekilde. Kaçamaz o, kaçamaz, kaçamaz. Kovala. Bir daha kovala. Kovala, bırakma onun peşini. Bir daha vur ona. Nice, o da öldü. Bakayım burada başka ayı var mı? Var. Buna saldır. Şimdi toplu bir şekilde saldırıyorum ki daha rahat yapalım bazı şeyleri. Saldır. 4x aldım durumu. Evet. Elimizdeki silahlar çok güçlü olmadığı için arkadaşlar zorlanıyoruz. Ayıya saldır saldır saldır. Bu ayıya saldır abi. Bu ayı öldürmeni istiyorum. Evet. Ayı kaçıyor. Bakayım ayı bildiğin kaçtı ya. Neyse. Bakayım sen geliyorsun. Sen öldürebilecek misin? Bakıyoruz. Evet, bu ayı da öldürdük. Ayı da bayağı materyal var. Deri var, çiğ et var, kemik var vesaire. Şimdi adamımız burayı toparlayacaktır. Biz kasabamıza, köyümüze geri dönelim. Keşke bir kişi ölmeseydi. Şöyle gelip balıkçılıktan bir kişiyi geri alacağım. Çünkü gereksiz. Çünkü zaten bir kişi öldü. Gördüğünüz gibi kış geldi arkadaşlar. Ve kış bence şu an şu kış görüntüsü ve kar sistemi şu ana kadar gördüğüm en güzel manzaralardan biri. Oyun yapımı bence gayet kaliteli ve güzel. Ve fırtına geliyor. Bakın izleyin. Gayet başarılı. Ve gayet cidden başarılı. Yıldırımlar vesaire. Bayağı hatta geçen bölümlerde şaka gibi bir tane kasabalı kadın kasabanın içinde böyle dolaşırken yıldırım çarptı ve sol altta bir ilisi çıktı, diyor ki yıldırım çarpması sonucu ölmüştür diyor. Böyle bir durum yaşadım ve ben şok olmuştum. Milyonda bir olacak oyunun içindeki bir sistem benim başıma geldi. Ne diyeceğimi şaşırmıştım yani. Evet, şimdi yedik. Nüfus kapasitesi 6'ymış. 3-3-6 tabii ki. Şimdi arkadaşlar düzenli ilerleyeceğiz. Bir bilim puanı daha geldi. Evet. Şimdi bu sistemi açtım. Bu sistemde şuraya geldiğimizde kemik ve alet yapım aşamasına geliyoruz. Bu niçin? Balıkçılık ekipmanı ve avcılık aleti. Bu ne? Avcılık aleti. Bunların ikisine bu kasaplıkla alakalı o dursun. Evet, şu şekilde yapacaksınız. Buraya baktığınızda üzerinde zaten yazıyor. Bunların da saldırı ve başka türlü sistemleri var tabii ki de. Herkesin bir sistemi var. Her şeyin olduğu gibi. 8 gıda. Güzel. Köyümüze gördüğünüz gibi yerleşkemizde iki tane yetişkin dişi ve yetişkin erkek mi? Yetişkin erkek, yaşlı erkek hatta. Yaşlı erkek köpek gelmiş. Bunların hepsi evcil. Gördüğünüz gibi Tuğruza diye bir çocuk bile köyümüze çalışıyor. Neyden bahsetmiştik? Etleri ve balıkları gördüğünüz gibi kurutmaktan bahsetmiştik. Bunları yakalayan avcılarımız gördüğünüz gibi burada kurutma aletleriyle, ilk sistemlerle, eski çağlarda olduğu gibi kurutuyorlar. Derileri kurutuyorlar. Her şey ilk çağlarda olduğu gibi ilerliyor. Evet, bir ticaretimiz geldi. Şimdi bakalım. Bize deri lazım. Çünkü oyun ilerleyen safhalarına çok ihtiyacımız olacak bu deriye. Baya baya. O yüzden dolayı deri lazım. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 deri aldık. 5 deri 38.
1, 2 verdik. Bir tane bundan verdik. Bu materyal olarak baktığımızda kemik versek gerisine şöyle bakıyorum. Biz zararlı çıkıyoruz arkadaşlar. Neden zararlı çıkıyoruz? Şu anda derimiz mevcut ama şöyle yapacağım. İki tane deri alacağım. İki deriye bunları vereceğim. Zaten şu anda mesela yeni çağa geçtiğim için bunlar eski çağ zıpkınları ve taşları olacak. Pek bir şey kaybetmemiş olacağım ama deri bizim yapımlarımızda oyun herhalde bunu göreceksiniz. Çok ama çok ihtiyacımız olan bir materyal haline dönüşüyor. Evet. Şimdi oyunu durdurdum. Buraya geldim. Yaban öküzü şuna saldır abi. Bunun canı, bunun canı var. Bunun canı az. Yaban öküzü dişi buna saldır abi. Şu ikisinin canı az olduğu için renkleri de belli. Mesela keçi. Bakıyoruz. Keçinin bakın üzerinde işaret var. Bunun canı az. Saldır abi bunun canına. Az olduğu için. Şöyle bakıyoruz. Canı 120. Neden canı az olanlara saldırıyoruz? Çünkü alet edevatımız tam olarak yerli yerinde değil arkadaşlar. Evet. Şimdilik bize bu kışı rahatlıkla atlatabilmemiz için yeterli olacaktır. Materyallerimiz yavaş yavaş gördüğünüz gibi artmakta. Bilim puanı geldi gene. Ben ise nüfusumuzu bir 3 kişi daha arttırmak istiyorum. Bunun için bir çadır yapacağım. Şöyle şuraya doğru mu yapsam? Bir aralık bırakıp mı yapsam? Yoksa hop dur. Şöyle mi yapsam? Bilemedim. Şunu bir tanesini yapacağım. Yaban öküzüne bakalım. Burada bizim adamımız var. Bizim adamımız canı 146. Yaban öküzünün canı 280-300 arasında. Biz bu yaban öküzünü öldüremeden yaban öküzü bizi öldürür. O yüzden de hemen kaç diyorum. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Evet kaç abi hızlı hızlı. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Yaban öküzünden kaç derken doluya tutulma. Ölme yani. Sen buraya gel. Canı bayağı azaldı. Sen nereye gidiyorsun? İş halletmeye bak. Biz bayağı nüfus kaybedeceğiz gibi ama ben kabulleniyorum bu nüfus kaybetme muhabbetini. Devam et. Yaban öküzünün bir tanesini avladı. Tamam. Ondan önce canı az olan sanırsam buradaydı. Bakayım. Hayır. Bu ayı bize burada sıkıntı çıkarır mı? Şöyle bir dur bakayım. İki kişi yeterli olacaktır. Saldır diyorum. Gel abi, iki kişi de olsanız gelin. Bu ayı buradan öldürün. Dördü al. Hızlı bir şekilde. Evet, ayım zaten canı az. Tamam. Bu ayı da toplarlar umarım buradan. Bir çadır daha yaptırıyorum. Yaparlarsa inşallah. Şöyle bir öncelik vereyim. Çadır böyle kaldı. Sen çadır yap abi. Yap yani. O çadır tamamlansın. Evet. Nüfusumuz şimdi şu dakikadan sonra 6 iken 3 daha bir anda fırlayacak. Yani burası açılacak kapasite sistemimiz. Bakıyoruz, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kapasitemiz açıldı arkadaşlar. Bu kışı atlattıktan sonra nasip olursa yerleşkemize bir 3 kişi katılma ihtimali var. Şimdi burada ahşap yığın görüyorsunuz değil mi? Ahşap yığın kısmına güzel
çıllarımızı diziyoruz. Buraları ayarlayabiliyorsunuz. Hatta buraya odun koymayın. Yani buraya şu şekilde basıp sadece burası sadece çalı yeri olarak yapabiliyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Mesela buraya giriyoruz. Burası olmuyor da bunun bir üst depolama sisteminde yapılabiliyor. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yerleşkemize direkt 3 kişi birden katıldı arkadaşlar. Şimdi bir kişi zaten açıkta kalıyordu. 7 sayarsak 2 kişi var değil mi? Bu 2 kişiden bize en çok lazım olan materyal ne? En çok lazım olan materyal deri. Yani avcılık ama siz söyleyin. Ve gıda. Bana kalırsa bir tanesinin fazla olduğu için balığa bir tanesini ne olur ne olmaz diye buraya avcılığa veriyorum arkadaşlar. Yani avcılığa giderken bir kişi değil iki kişi birden gitsinler. Benim düşüncem bu konuda. Geri kalan bir kişi yine boşta işleri kovalasın. Bunu da gösterdikten sonra ben şöyle durduruyorum. İlk videomu evet şuraya bir kaydet diyelim. Evet, yeni kayıt yapalım. Buraya. Erkin Games yazalım. YouTube kanalımıza atacağız bu videoyu arkadaşlar. Şimdiden videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Umarım bu oyun hakkında sizlere yardımcı olabilmişimdir. Elimden geldiğince, dilimden döndüğünce telaffuz etmeye çalıştım. Herkes sağlıcakla kalsın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.